Şu anda İslam dünyasında imanın şartları 6 olarak anlatılıyor. 1. Allah'a inanmak, tabi peygamberler, kitaplar, melekler, ahiret gününü, bir de hayrın ve şerrin Allah'tan olduğu söylenir. Evet. Kur'an bunu yalanlar. Evet. Nisa suresi 136. Ey iman edenler, Allah'a, onun Resulüne indirmiş olduğu kitaba, daha önce indirmiş olduğu kitaba inanın. Bakın bir şey dikkat edin. Öncekilerini tasdik ediyor Kur'an burada. Ama dikkat ederseniz bugün Sünni dünyasında diğer kitaplar noktasında farklı söylemler var. Eğer reddiye varsa o zaman imanın şartlarından bir tanesi düşer ki çok kötü olur. Aynı zamanda şöyle bir söylem var. Müslümanlardan başka hiç kimse cennete olur mu olur? Gidemez. Ya, bu söylem var. Şimdi buraya bakıyoruz. Bu noktada da Kur'an'da çok güzel bir ayet var. Devam edeceğim öbürüne de. Merhabalar. Hocam bir sürü gazi getirdim sana. Bugün gidin bütün tarikatlar, bu mezhepler Müslümanların dışında kimsenin cennete gidemeyeceğini söylerler. Kur'an'a bakıyoruz. Kur'an bunu yalanlıyor. Şu bir gerçek ki iman edenlerden, Yahudilerden, Hristiyanlardan, Sabilerden, Sabiler yıldız tapar. Ama bak Kur'an burada Sabileri işin içine koyuyor. Çok ilginç bir dipnottur bu. Sahabilerden Allah'a ve ahiret gününe inanıp, ilginç bir şey var. Allah'a ve ahiret gününe inanan herkesin cennete gidebileceğini söyleyecek. Ve gitme noktasını da söylüyor. Hayra inanıp barışa ve hayra yönelik iş yapanların Rableri katında kendilerine has ödülleri olacaktır. Korku yoktur onlar için. O zaman bu söylem çürüdü. Çünkü Sünni kardeşlerimizin söylemi çok net. Müslüman olmayan cennete gidemez. Ama Kur'an yalanlıyor. Güzel canlar, sizin gibi inanmak zorunda değil. Çünkü neden? Her önce gelen, sonra geleni kabul etme noktasında sıkıntı yaşar. Bir şeye dikkat edin. Hristiyanlar bütün peygamberleri kabul ederler. Ama Yahudiler Hazreti İsa'yı reddederler. Hazreti Peygamber bütün peygamberleri kabul eder. Yahudiler ve Hristiyanlar peygamberi reddederler. Eğer ki Kur'an'da bütün peygamberlerle, yani bu 28 peygamberle ilgili bilgi olmamış olsaydı, Hazreti İsa'yı ve diğer peygamberleri reddetmiş olsaydı, ben İslam'ı reddederdim. Tabii tek kaynaktan gelmiyor. Tabii sıkıntı yaşanırdı orada. Ama dikkat edin, Kur'an bütün peygamberleri tasdik ediyor. Kesinlikle. Çok önemli bir dipnottur burası. Ve burada bir şey daha dikkat edin. Diyor ki Allah'a ve ahiret gününe. Bak melekleri koymadı. Çok dikkatinizi çektim. Diğer imanın şartlarını koymadı. Bir Allah'a kabul edecek. Bir de ahiret. Neden ahiret? Hesap verecek. Çok güzel. Allah'ın adaletine inanıyoruz. Eğer ki burada insanların yaptıklarından dolayı sorgu sual yoksa o zaman adalet kavramı yıkılır. Her şey yıkılır. Yıkılır. Bakın cennet ve cehennem kavramı çok büyük bir sırdır. Bugüne kadar yasaların belki yapamadığını şu iki kelime yapıyor. Ben sana zarar verince cehennem korkusuyla sana zarar vermekten, cennette girme korkusuyla sen fakir olana da yardım etmeye, güzel davranmaya neden oluyor. Müthiş bir şeydir bu. İki kelime. Cennet ve cehennemi kaldırırsanız ki bugün siz Aleviler bunu kaldırıyorlar. Siz çok büyük bir hataya girersiniz. Neden biliyor musunuz? İnsanların iyilik ve güzelliklerini önler, şerlerini artırırsınız. Çünkü bir insan
eğer ki onun varlığını inkar ettikten sonra çok daha rahat davranır. Her şey mübah. Tabi her şey mübah olur o zaman. Cennet kavramı da yıkıldığı için hayır, hasanet ve güzellik noktasındaki eylemlikler bitmiş olur. Bunlar o kadar ince nüanslardır ki bunların hiçbirini yıkmamak lazım. Ama bugüne kadar toplum kandırıldı. Ve de başka bir şey gibi. Bakın IŞİD diyor ki, benim gibiysen sana yaşama hakkı var, benim gibi değilsen sen ölmek zorundasın. Onları nasıl çürütüyoruz? Peygamberimiz 630 tarihinde Mekke'yi fethetti mi? Peki o zaman peygamberin Mekke'ye girer girmez bütün müşrikleri kılıçtan geçirmesi gerekiyordu. Çünkü onların söylemine göre onlar müşriktiler. Ama bakın seslenişe bakın. 10 bin kişilik bir kuvvet. Kimseye vurulmayacak. Yaş ağaç kesilmeyecek. Yaşlılara ve kadınlara dokunulmayacak. Hiçbir kapı zorlanmayacak. Peygamber Mekke'ye girdiği zaman büyük seslerle orduya bu şekilde sesleniliyor. Eğer ki peygamberimiz onları müşrik ve kafir noktasında katletme emriyle Kur'an'da böyle bir şey varsa etmesi gerekiyordu. O zaman Kerbela vakasının olmaması gerekirdi. Çünkü Muaviye de ölecekti. Ebu Süfyan da ölecekti. O zaman Kerbela vakası, İmam Ali'ye karşı savaşan bir Muaviye, İmam Hüseyin'i şehit eden bir Yezid olmamış olacaktı. Bu da ayrıca kan dökülmemesi için tabii, taktik olarak Mekke'nin etrafını ışıklarla şey yapıyor, yani gücünden fazla gösteriyor ve teslimiyeti şey yapıyor, yani kan dökülmemesi için. Barış, yine bir yani, barışsal yaklaşım tabii, var orada. Evet, evet. Barışsal evet. Yaklaşım var. Şimdi güzel canlar, bu birin, bakın bu çelişkiler hep çürüyorlar. Gelelim buradaki ayet. Kitabı baştan okuyayım. Bazı canlarımız yoktu. Ey iman edenler, Allah'a, onun Resulüne, Resulüne indirmiş olduğu kitaba. Kur'an'a. Daha önce indirmiş olduğu kitaba, İncil'e, Tevrat'a, Zebur'a. Kim Allah'ı, onun meleklerini, kitaplarını, Resullerini ve ahiret gününü inkar ederse geri dönüşü olmayan bir sapıklığa gömülmüş olur. Burada hayır ve şer gördünüz mü? Ama Amentü'de var. Var. Ne biliyor musun? Muaviye'nin bunun içine koyarak bütün sorumluluğu Allah'a yıkma noktası. Neden? Hayır ve şer Allah'tandır. Hayır Allah'tandır, şer kulun kendi nefsindendir. Eğer ki Allah şer yaparsa zalim olur. Zalim olanın da adalet olgusunun olmaması gerekir. Dikkat ederseniz bir Kur'an'da ve ayette böyle bir şey yoksa, bir toplum bunu Kur'an'daymış gibi gösterirse bu toplumun durumu nereye düşer? Daha kötüsü. Daha kötüsü. Neden biliyor musunuz? Kur'an'da olmayan bir şeyi Kur'an'da göstermek şirktir. Kendini Allah yerine koymak demektir. Sen Allah adına eklemeler yapıyorsun ve insanları kandırıyorsun. Sünni kardeşlerimizin bu çelişkileri gerçekten görmesi gerekiyor. Görmedikleri takdirde müthiş bir şekilde orada bakın bir şey diyor. Bir azaptan bahsediyor. Bir ateşten bahsediyor. Oraya yakınlaşacak. Yine İslam dünyasında mezhepler var. Doğru mu? Ve bugün toplumları ayrıştırıyor, bölüyor ve kendisi gibi olmayan herkesin kafir olduğunu söylüyor. Kim ki hangi bir mezhepte olduğunu beyan ederse İslam dinince cehennemlik. Ayet 103. ayet. Hep birlikte Allah'ın ipine yapışın. Fırkalara bölünüp parçalanmayın. Mezhepler fırkalara bölünüp parçalanmak mıdır? Evet. Çok güzel. Devam ediyor. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Birbirinize düşman idiniz. Allah kalplerinizi uzlaştırıp kaynaştırdı da onun nimeti sayesinde kardeşler haline geldiniz. Ateşten bir çukurun kenarındaydınız. Sizi oradan kurtardı. Allah size ayetlerini bu şekilde açıklıyor. Bakın diğer ayete. 105.
kendilerine açık seçik kanıtlar geldikten sonra çekişmeye girip fırkalar halinde parçalananlar gibi olmayın. Böyle olanlar için çok büyük bir azap vardır. O zaman bir adam ben Hanifiyim, Şafiiyim, Malikiyim, Hanbeliyim dediği zaman ne duruma düşüyor? Bu ayetin gereğine düşüyor. Hiçbir İslam noktasında olan kişi bir mezhepte olduğunu beyan edemez. Tek bir kuşu var. Allah'a kul, Muhammed'e ümmet, dini İslam, kitabı Kur'an işleyişini beyan edebilir. Çünkü peygamberin getirdiği din dururken bir mezhep sahibine talip olmak, takip etmek, Kur'an'ı reddetmek demektir. Bugün İlmihaller denilen kitaplar var. Hepsi düzmece. Arap kültürünün İslam'ı örtmek üzerine din adamlarınca iştihat edilmiş, insanların yoldan çıkarılma ve kendi istekleri çerçevesinde kullanılır hale getirme kitapları bunlar. Türkiye'de en çok satılan bir yerde okumuştum. En çok satılan kitap namaz hocasıymış. Ya. En her, çok satılan. Her evde varmış. Köylere kadar bisikletlerle yürüyerek götürüp satıyorlarmış. Zamanında daha 1947'lerden sonra. Namaz hocası. Her yer. Her ev. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Bu arada da şöyle de diyen olabilir. Peki Aleviler olarak siz mezhep misiniz? Buraya da bir açıklık getirelim. Tabii açıklıyoruz. Evet. Alevilerin mezhebi yok. Genelde şöyle bir şey kullanır. Caferi mezhebi diye kullanılır. Kullanamazsın. Çünkü İmam-ı Cafer Sadık dedesinin üzerine mezhep kurmamıştır. Dedesinin dinini ortaya koymuştur. Eğer mezhep kurmuş olsaydı o zaman dedesinin eksik bıraktığını tamamlamış noktaya gelirdi ki bu çok büyük bir sakınca ve tehlike olurdu. Hamdullah Çelebi mezhebimiz İslam diyor. Bu kadar. Çünkü bizim dinimiz de İslam. Mezhep kelimesi gidilen yol demektir. Takip edilen yol. Biz İslam yolunu takip ediyoruz. Barışın, huzurun, esenliğin yolunu takip ediyoruz. İnsanın insanı sevdiği, insanın insanla bütün güzellikleri paylaştığı dinin gereklerini biz savunuyor ve paylaşıyoruz. Onun için İslam dünyası bütün mezheplerden kurtulmadığı sürece barış ortamına gelebilecek. Kardeşlik ortamına gelemeyecek. Diğer inançlarla kardeşçe yaşama hoşgörüsünü göstermeyecek. Herkes diğer inancı olduğu gibi kabul etmek zorunda. Hiç kimse diğer inancı kendisi gibi olma noktasında ne baskı uygulayabilir ne de zorlayabilir. Yeryüzüne ne zaman barış gelir biliyor musunuz? Herkes herkes olduğu gibi kabul ettiği zaman. Bunun başka çaresi yok. Tek bir olanak var. Biz kendi inancımızı ve değerlerimizi anlatacağız. Diğer canlar kendi inanç ve değerlerini ortak doğru nokta neredeyse insanlar ancak kendi özgür iradeleriyle seçme noktasıyla seçeceklerdir. Dikkat edin, Alevi toplumunun en büyük sözü razı. Kul kuldan razı olmadıkça hak kuldan razı olmayacak. Ve inancı kabul etme noktası hep şeye dayalı. Sevgi ve rızalığa dayalı. Ve şunu açıkça söyleyeyim. Alevilik, Adem ile Muhammed Mustafa arasında insan-ı kamil öğretisinin en son noktasıdır. Bir insanı pişirip insanlık sofrasını hazırlama noktasına en mükemmel işleyiş biçimidir. Çünkü işleyişi nedir biliyor musunuz? İslam'dır. Gerçek İslam. Gerçek İslam. Gerçek İslam. Onu vurgulamak istiyorum. Onun için gerçek İslam. Gerçek İslam. Hazreti Ali'nin bir sözü var. Gerçeklik bir noktaydı. Cahiller onu çoğalttı. Tanımlar çoğalırsa gerçeklikler örtülür. İşte bizim bunu çıkarmamız lazım. Buyur benim bacım. Olur mu? Gerçek İslam. İran'da bir gerçek İslam denen, Arabistan'da bir gerçek İslam denen, Elazığlar'da bir gerçek İslam denen bir şey ne? Allah ifade nerede? Ümmetle o hardadır. Yani her bir manada hardasa var mı? Şunu söyleyeyim. Bir adamın söyledikleri mi, yaşadıkları mı önemli? Sözsüz ki eğer söylediğine yaşamı üst üste düşürse bu kamil değil. Çok güzel. O zaman
insanı insanlık değerleriyle donatan Rabb'in yakınlığını, rızasını ve güzelliklerini oluşturan bir sistem en güzeli midir? O zaman dil ile, ikrar kalp ile tasdik olmadıkça bir inancın doğru ve gerçek olmasının mümkünatı yok. Bu yol insan-ı kamil yolu. Bizim peygamberimiz insan-ı kamil noktasının en üst mertebesi. Kül irade dediğimiz, kül akıl dediğimiz mertebede hareket eden. Ve bu işte Ehl-i Beyt de devam etmiş midir? Sakın şunu unutmayın. Allah'a nefes sayısı kadar yol var. Herkes Hakk'a giderken aynı metotla gitmek zorunda değil. Ama son noktada kemaleti yakalıyorsa bilin ki öz orasıdır. Ama kemalet yoksa, marifet yoksa bilin ki orada bir şey yok. Şunu söyleyeyim. Alevilik bizim babamızın malı da değil. Alevilik, Alevilerin malı da değil. İnsanların malı. Tabii. Hazreti Peygamber bir toplum için gelmedi ki bütün insanlık için geldi. Bu yola girmek isteyen herkes girebilir. Bu yol herkese açık. Çünkü Peygamber tebliğ ettiği zaman sadece bir kesime tebliğ etmedi ki. Bütün insanlığa tebliğ ettiği o gerçeği ve hakikati. Bu yola da girmek isteyen herkes ikrarla, imanla, itikatla girip insan-ı kamil olma noktasında nefis mücadelesinden geçtikten sonra o güzelliğe ulaşabilir. Hiç kimse buna bir sorun koyamaz. Evet. Burada materyalizmle ilgili bir soru vardı aradan önce. Yani materyalizmle Alevilik bağdaşır mı? Ya da bu materyalist felsefenin Alevilik üzerine etkileri. Şöyle yapalım o zaman. Felsefenin dine bakış açısına bakalım. Çünkü bunu biz iyi aydınlatamazsak kafalar olgunlaşmaz. Bir, teizm. Teizm diyor ki bir Allah var, vahiy var, bir peygamber var, bir kitap var ve bunun işleyişiyle kural ve kaideler var. Bu dinin temeli. İki, deizm var. Deizm diyor ki Allah var, yaratıcı var ama peygambere ihtiyaç yok. Peygambere gerek yok. Bir insan aklını kullanarak buna varabilir diyor. Eğer varmış olsaydı o kadar sapık toplumlar ve insanların birbirlerinin haklarını ezme noktalarının olmaması lazımdı. Peygamberler olmasına rağmen yapıyor ki öbür türlü daha çok yaparlar. Panteizm ise yaratanla yaratılanın aynı olduğunu söylüyor. Ama böyle düşündüğünüz zaman sanki vahdet-i vücut gibi geliyor, doğru mu? Yaratanla yaratılanın, ama unutmayın ki yaratılan yaradanın içinde, onu çepeçevre kuşatmış. İşte bu çizgi panteizmden vahdet-i vücudu İslam'a ayırır. Ateizm Allah kavramını reddeder. Der ki bir Allah yoktur. Kainat maddenin devingenliğiyle tesadüfi oluşmuştur der. O zaman varlığın hepsinin genetiksel olarak oluşması, tesadüf olmasının mümkünatı yok. İmkansız bu. Dikkat edin, o kadar çeşit, o kadar tür var ki hepsinin genetik yapısı kendisi gereğin gibi bir tane oluşturur. Düşünün, elma çekirdeğinden armut çıkmaz. Çıkmaz. Ancak ne yaparsınız? Elmanın üzerine aşı yaparsınız ama altı elmadır, üstü armuttur. Veya da karışım yaparsınız. Zaten var olan varlığın birbiriyle katıştırılmasıyla başka şey elde edebiliyor. Bugün çeşitli madenler birbiriyle karıştırıp başka bir maden elde edilebiliyor. Yine bu Tanrı Allah'ın yasası. Bir şey, çünkü siz yoktan var etmiyorsunuz. Var olanı var olana ekleyerek başka bir şey elde ediyorsunuz. Hayvanları da çapraz zaman yapıyorlar. Onlar da öyle. Tabii. Yine bir tür elde ediyorlar. Tabii. Mesela bu yapılabiliyor. Yine bu hepsi sünnetullahın içinde, Allah'ın genel kanunlarının içinde. Kesinlikle. Şimdi materyalizm bir yaratıcıyı reddediyor. Bize diyoruz ki nasıl ki bunu yapan bir üstad varsa bu kainatın işleyişinde işleyen bir üstad var. Bu nokta nasıl işlenmiş? Güzel canlar, en üst mertebe hu mertebesi. O. Hiçbir şey yokken o vardı. Mesela bize şöyle bir soru gelebilir. Ben olsaydım sorardım. Allah kendi kendine yetmiyor muydu da nuru bu varlığı yarattı.
Bakın materyalistlerin bizlere en sordu ve bunun ötesinde başka bir soru yok, ben size söyleyeyim. Bizi sıkıştırabilecekleri başka hiçbir soru yok. Allah kendi kendine yetmiyor muydu da bu varlığı yaratma gereği duydu? Tevrat'ın da ilk maddesinde kendisine benzer. Ama dikkat et, bu insan önce varlıkları yarattıktan sonra üst aşama bu. Evet. Ama biz ilk yaratılışa geliyoruz. Dikkat edin. Yani karanlık nokta burası. Biz buraya cevap verirsek materyalizmi darmadağın ederiz. Cevap Kur'an'da değil mi? burası cevabın en zor noktası. Neden? Ya, ne gerek duydu? Neden? En zoru diyor. Aslında cevabı çok rahat ama düşündüğün zaman böyle bir sonsuzluk, karanlık nokta var orada. Oradan çıkamamakla. Elma çekirdeği zorunlu olarak patlar mı? Allah'ın yaratılışı da zorunluluktur, biliyor musun? Çünkü kend denilen bilinmek istedi. Çünkü içindeki reaksiyon mecburen dışarı çıkmak zorundaydı. Sorumluluktur. Bilinmek istedi. Küntü kent. Bu zorunluluk onun nur aleminden varlık alemine çıkıştır. Bakın hu mertebesinde sadece nur var. Karanlıktır. Allah mertebesi, buraya ceberut denir. Bütün varlığın şifrelendiği yerdir. Her varlık hangi gaz elementiyle bir araya gelirse ne çıkacağının genetiksel şifresinin çizildiği yerdir burası. Neresi biliyor musunuz? Bura ayağını sabite denirler. Yumurtanın içinde civcivin oluşum evresidir. Ama siz yumurtaya civciv diyemezsiniz. Dediğiniz an size gülerler. Çünkü zuhurat alemine çıkmamış. Diyemezsiniz. Şurası gagadır, şurası kanattır, şurası diyemezsiniz. Ne zaman ki çıkarsa o zorunluluk kendisini tamamlar ve çatırdadığı zaman çıkar ortaya. O zaman da yumurta diyemezsiniz. Ama dikkat edin, o civcive terbiyesini veren mertebe de Rab mertebesidir. Çünkü Rab kelimesi terbiye eden demektir. Civcivin içsel olarak nasıl hareket etmesi gerektiğinin bütün şifrelerini verip, düşünün, bir arının işleyişini, bir karıncanın işleyişini, işte Allah burada terbiye edici Rab mertebesini gösteriyor. Bir aşama daha, hak mertebesi burası. Hak ile Allah aynı mı sizce? Aynı anlamda kullanıyorsunuz ama. Bak şimdi, bir şeyi kullanmak başka, bir şeyin o olması başka bir şey. Hak Allah demek değil. Şöyle bir soru sorayım. Güneşin ışınları güneşten midir? Peki güneşin ışınları güneş midir? Değil. Çok güzel. Her varlık Allah'tandır. Çünkü bütün varlıkta tecelli eden haktır. Ama Allah mertebesi ismi cemdir. Bütün isimleri kendisinde toplayan tek isim Allah'tır. Bakın, Rab kelimesi esmadır. Sıfattır yani. Sıfat. İbranicedir. İbranicedir Rab kelimesi. Aynı Kur'an'da da aynı geçer. Rab öğretmen demek, terbiye aynı eden demek. Yaratıcı. Bak, Rahman, Rahim, Kerim, Settar, Cebbar, Badi, Bedi. Bunlar hiçbir isim değil, sıfat. Ama Allah ismi isim. Bütün esmaları içinde toplayan tek kelime. İşte Alevilerin dualardan sonra Allah Allah demesinin sebebi bu. İsra suresi 110. Özür dilerim, ben bu konuda şey yapmak istemiyorum ama bilmediğim için soracağım. Aydınlatırsanız da sevinirim. İslam'dan önceki Arap putlarının en büyüklerinden bir tanesinin ismi Elillah olarak biliyorum ben. Eğer yanlışsam düzeltin. Allah kelimesinin oradan geldiğini söyleniyor. Kelime anlamı olarak. Onların en büyük putun ismi Elillah olduğu söyleniyor. Hani haddimi de aşmak istemiyorum ama kafamda bir soru işareti. Bu konudan aydınlatırsanız sevinirim yani. Demin canımız dedi ki benim ismim Ömer dedi. Alevi topluma Ömer ismini sevmez değil mi? Yani. Ama Hazreti Ali döneminde, İmam Hüseyin döneminde, imamlar döneminde Ömer ismine bir antipati yoktu ki. Hatta imamlarımızın birçok yandaşın ismi Ömer'dir, Osman'dır. Bırakın Yezid kelimesini sevmeyiz değil mi?
O süreç içerisinde Ehl-i Beyt Hanedanı'nın yanında olan Yezid isimli bir sürü kişi var. Bu isimler Horasan ekolünden sonra reddedildi. İmamlardan sonra. Şimdi bir kavramın, bir toplumun kabul etmesi o bizim reddiyemiz anlamına gelmiyor. Çünkü onun öncesi var. Ne yapmış? O ismi getirip o süreçte kendince oraya koymuş. Bakın müşrikler Allah'a inanıyor. Diyorlar ki bir Allah var. Ama müşrikler ne yapıyorlar? Allah'la kendi aralarına ne koyuyorlar? Aracı koyuyorlar. Fatiha suresi ne diyor? Yalnız sana ibadet eder, yalnız sen... Bak aracıyı kaldırdı. Yani o ismi takması o Allah vasfını düşürmez. Yok yok, o orada değil yani. Çünkü çok var. Öncesi var. Ha. Onun öncesi. Peygamberimizin babasının adı Abdullah. Abdullah yani. Tabii. Şimdi Abd, kul demek. Abdullah Allah'ın kulu anlamına gelir. Örneğin şeriat kavimine abidler denir. Abid ibadet eden demektir. Bakın Zeynel Abidin. Ama Zeynel Abidin kelimesi lakaptır, isim değildir. Ali Esfat'tır ismi. Ortancı Ali'dir. Ali Ekber, Ali Asker, Ali Esfat. Esfat ortancı demek. Zeynel Abidin, Zeynel süs demek. Abid, ibadet eden. İbadet edenlerin süsü. Zeynel Abidin'in kelime anlamı bu. İbadet edenlerin süsü. Bak dikkat ederseniz bizim isim olarak bildiğimiz birçok sonra lakap çıkıyor. Ve bunlar çıktığı zaman netleşiyor. Peki bir Alevi materyalist olabilir mi? Hayır. Şunu söyleyeyim. Materyalist olduğunuz andan itibaren Aleviliğiniz biter. Ateist Alevi olamaz. Materyalist Alevi olamaz. Agnostist Alevi olamaz. Panteist Alevi olamaz. Deist Alevi olamaz. Çünkü neden? Alevilikte bir kutsal var. Allah dediğimiz bir yaratıcı var. Ve bugün Alevisiz Aleviler, ben ateistim Aleviyim. Değilsin Alevi. Sen ateistsin. Allah'a inanmayan bir adamın Alevi olmasını mümkünatı yok. Neden? Çünkü Alevilik Adem'le Muhammed Mustafa arasındaki zat nübüvvet silsilesiyle işler. Yani Allah peygamber ve onun devamı olan velilik noktasıyla işler. Burada peki Aleviliğin Allah tanımı diğer mezheplerden ya da Sünni ve Şii mezhebinden farkı ne olabilir? Orada o zaman soru oluyor. Peki Allah nasıl bir Allah? Çok güzel. Zaten şu anda en büyük handikaplardan biri budur. Bakın hiç kimsenin Allah'a birbirine benzemez. Herkesin kafasında bir kendisine göre bir Allah tarifi var. Zaten şöyle bir söylem var. Diyor ki kulum, ben kulumun zanı üzerineyim. Çünkü bilmediği için bir zan meselesiyle onu ortaya koyar. Şimdi gelelim. O zaman Allah'ı bizim tanımlamamız lazım. İhlas suresi. Bakın dikkat edin. Biz laf söyledim. Bence burada bir itirazın gelmesi lazım. Allah tanımlanamaz. İşte ama yani çok önemli bir şey. İhlas suresinde zaten açıklıyor. Şimdi tevhid, çok özür diliyorum bunları açayım. Allah kelimesi müthiş bir olgu, bir tanımı yok. Tanımladığınız zaman Allah olma vasfından çıkar, sıfat alemine düşer. Çünkü nuru tanımlayamazsınız. Mümkünatı yok. Ama Allah'ın sıfatlarıyla ancak tanıyabilirsiniz. Sıfatlarıyla tanınır ama zatı itibariyle asla ifade edilemez. Ama nasıl bir Allah? İhlas'ı açıklayalım. Kul huvallahu ahad, ehad. Ehad ne demek? Dün biz el dedem onlarla biraz sohbet ettik. Ehad tek demek. Bakın bir değil. Hep bir olarak biliniyor. Bir dediğiniz zaman katman olur. Allah tektir. Tek demek kendisi gibi bir tane daha olmayan demektir. Dün de örnek verdik. Güneş sistemimizin tek ışık kaynağıdır. Ama dünya gibi kaç tane gezegen var? Bilinmiyor ama sadece... Şu anda 10 tane. Galakside... 90, o ayrı. Galakside bir sürü alemler var. Onu demiyor. Sadece bizim güneş sistemimizde. Düşürdüler 9-10. Bir tane güneşimiz var. Tek demek kendisi gibi bir tane daha yok. Ama bir şey var.
varlık ve varlığı çepeçevre kuşatan bir güç var. Sadece varlıkta tanımlanamıyor ki. Varlığı çepeçevre de kuşatan bir güç var. Kainat tek mi? Kainat ile evren arasındaki fark ne? Aynı. Eksi sonsuzla artı sonsuz arasındaki bütün olguya biz kainat diyoruz. Allah, kainat Allah'ın tecellisi midir? Nurun tecelli etmesi vahdet-i vücut noktası bunu savunur. O var olan nur noktasını bari almanın la tayyun denilen evrenin o aşamanın açılmasıyla kainat meydana gelir. O zaman kainat sizce ne? Nur. Nur, bak dikkat edersen. Nur üstünde nur. Yani. Nur üstünde nur. Nur suresinde çok güzel bunu der. Nur üstünde nur. Yalnız nur alemi, zahir aleme geçtikçe sizce madde ışığın sonu soğuma hali midir fizikte? Çok güzel. Dönüşüm, soğuma. Peki madde alemine geçince nur kendini nereye gizler? Maddenin içine gizler tekrar. Atomun içerisindeki siyah nokta, biri itici ve çekici nokta ne? İşte müthiş işleyiş orada. Ve bugün X parçacıkları dedikleri ve bir türlü ispatlayamadıkları nokta kuantum fiziğinde. Ya? Ekleyecektim ben yani insan bizim vücudunda kendine elementler varsa kaynata da aynı şeyi bulabiliyoruz. Zaten insanın yaratılışı bütün bunlarla bakın ateş, hava, su, toprak ve bunun içerisindeki bütün elementler. Bir de yalnız bir şey var. Dikkat edin maddenin gözü kör ama. Bir şey dikkat edin. Madde karanlık ademdir. Allah karanlık alemi insanda cisimlendirirken bir şey veriyor ve meleklerin secde etmesi noktası o. Hu ama ne var? Ruhu üflüyor. Dikkat et. İnsan ruhtan sonra hay esmasını alıyor ve diriliyor. Canlılarda Allah'ın hay esmasıyla ancak canlılık mümkünatı var. Ve Allah ruhundan yükledikten sonra meleklere emir geliyor, secde edin. Bunları bizim yakalamamız gerekiyor. Allah-u Samet hiçbir şeye ihtiyaç duymadan bütün varlıkların ihtiyacını veren. Eğer Allah bir şeye ihtiyaç sahibi olursa o zaman ihtiyaçlığından dolayı yaratıcı vasfını yitirir. Lem yelit ve lem doğmamış. Doğmuş olsaydı anası ve babası olması lazımdı. Doğurmuş olsaydı çocukları olması, alternatif olması lazımdı. Çünkü bir şeyin ikincisi onun tekliğini yıkar, paramparça eder. Eşi ve benzeri yok. Gerçekten bu kainatın bir eşi ve benzeri daha yok. Size Kur'an o kadar güzel ki Hadid suresinde. O zahirdir, batındır. Evveldir? Hayırdır. Bence size çok güzel cevap veriyor Kur'an. Gördüğünüz alem onun yüzü, görmediğiniz alem onun batını. Çok önemli bir soru. Biz var olan bir Allah'a mı inanıyoruz, olmayana mı? Hoca camide vaaz veriyormuş. Allah ne yerdedir, ne gökte, ne sağdadır, ne solda. Bektaş'ın babası da kafasını uzatmış, demiş ki hocam Allah yok diyeceksin ama dilim varmıyor galiba. Niye? Sağda yok, solda yok, yukarıda yok, aşağıda yok. Yok olmayan bir şey nasıl inanılabilir? He? Güzel canlar. Bizim tabii, bizim inandığımız Allah, var olan bir Allah, her şeyde işleyen ve her şeyin güç kuvvetini veren Allah. Onun için bizim Allah'ımız bilimsel. Mesela diyor ki Miraç olayını anlatırken Peygamberimiz diyor mescidi, bu da İsra suresi 1. ayet. Peygamberimiz Mekke'den, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oysa Mescid-i Aksa diye bir ibadet yeri yok şeyde. O zaman peygamberin sürecinde. 150 yıl sonra yapılmış. Çok güzel. Yani. 100 yıl sonra Emeviler tarafından yapılmış. Bu denilen yer Hazreti Davud'un oğlu Süleyman peygamber tarafından inşa edilen
400 haham tarafından, bunlar astronomi biliyor, fizik biliyorlar. Aynı zamanda yıldız ve iz düşümleri, o yerlere yansıyan hesaplamaları var. Masonların çıkış noktası orasıdır. Mason duvarcı demektir. Evet, duvar. Ama bu duvar ustası değil. Bu duvar ustasını öğren duvar ustası. İnsan duvarını öğren duvar ustası aslında. Gizli bilgilere sahip olan duvar ustası demek. Tek isimleri de Mürana, duvarcı yani. Hı hı. Masonların. Buradaki ismi duvarcı. Evet. Unuttum vallahi. Duvar ustası demek şey... Orayı işledik. Miracı anlatıyoruz. Evet. Mescid-in Aksa gibi bir mescit yok. Mescid-in Aksa insanı en uzak olan ibadet, yani içsel anlamda uzak olan ibadet yeri ifade ediliyor. Mescid-i Haram insanın kendisidir. Kabe insan eliyle yapıldı. Siz Allah'ın kudret eliyle yaratıldınız. Dikkat edin. Hanginiz kutsal? Peygamberler mi sizin için geldi? Siz peygamberler için mi? Peygamberler mi? Kitaplar sizin için mi geldi? Siz kitaplar için mi? Vallahi kıymetinizi çok iyi bilin. Ama yine aslında be. Yalnız o bir burada itirazım var benim. Hı hı. Yani şimdi Allah bizi ya ortadoğu insanı çok sevdiği için peygamberleri gönderdi de. Hayır. Öyle bir şey kullandınız başta. Birinci bölümde. Hayır, böyle bir şey demedim. Ben de diyorum ki tam aksine kötülüklerim burası olduğu için Allah şey gönderdi peygamberi. Zaten öyle. Peygamberler bakın kötü toplumlar. Neden uzak doğuda göndermediniz? Neden eski keşfedilmemişti oralar? Kur'an'da bir ayet var. Afrikalı hiçbir topluluk yok ki ona bir irşad edici yani göndermiş olmuyor. Bu da mesela, bu da onların. Güzel canlar. Siz peygamber deyince aklınıza abi, şey geliyor. Sadece bizim bildiğimiz, bakın, kutsal öğretide 124 bin nebiden bahsedilir, değil mi? Hangi toplumun içerisinde o toplumu hakka ve gerçeğe götüren biri çıkarsa ona nebi denir. Aristo bir nebidir. Platon. Tabii tabii. Şimdi bu çok önemli. Şunu söyleyeyim. Orta Doğu'da bak bu tespitiniz çok doğru. Buda'yı da bu. Allah göndermesine göre. Güzel can. Şunu söyleyeyim. Onun olmadığı bir varlık yok ki merkezinden seslenmesi. Bütün varlığa kendi merkezinden seslenen odur zaten. Niye? Ama şu bir gerçek. Allah ancak sapıtmış toplumlara peygamber gönderir. Yoldan çıkmışlara. Bakın güzel canlar. Mescid-i Haram, Mescid-i Laksa, orada da diyor ki Sidretül Müntenha'ya, sidre ağacı. Yani madde alemiyle mana aleminin kesiştiği ve bittiği yer. Ve burada peygamber, orada Burak diyor ki ben buradan sonra geçemem diyor. Yanarım diyor. Sonra başka bir ad veriyorlar. Refref diyorlar buna. Ne demek? Burak dedikleri şey akıldır. Şimdi bir şey daha batın öğretide bir şey açıklayayım size ben. Dört melekenin dördünün de sizde olduğunu biliyor musunuz? Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Zahiri eğitimler sizi kalıpta tutar. Batini eğitimler kalıpları yıkar, gerçeğe götürür. İnsanoğlu özgürleşmediği sürece asla gerçeği bulamayacak. Sizdeki kutsal mekana varmadığınız sürece asla gerçeklik size açılmayacak. Kabul edilmesi en büyük şey gerçek. İnsanlar gerçeği kabul etmekten kaçınıyor. Biz bir şey kullanırız. Gerçeğe? Neden? Gerçek değişmeyen demektir. Değişirse gerçek olmaz. Allah'ın zatı zat itibariyle değişmez ki. Sıfatlar sadece değişir. Bakın geliyor anlatımda ve burayı geçiyor refref. Refref aşk demek. Aşk. Çünkü siz bütün varlıktan soyunup aşk alemine girmedikçe hakla hak olamazsınız. Çünkü insanı hakka götürecek olan aşktır. Hakla buluştu diyor. Bakın Sünni kardeşlerimizin inancında Bakara suresi 185-186 Ayet-el Kürsü ve de 5 vakit namaz getirildi söylenir. Kaç vakit? 50 vakit. Pazarlık oluyor. Tabii bak geliyor. 4. semada Hazreti Musa diyor ki ya Muhammed sana ne verdi? Diyor ki 50 vakit verdi.
Diyor çoktur, git söyle biraz azalsın. Git gel, git gel beşe iniyor. Bir, bakın ama çok tehlikeli bir şey. Allah kulunun ne yaptığını bilmiyor noktası çıkıyor. Çok dikkatinizi çeksin burası. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olursa Allah'ın vasfı tamamen bitmiş olur. Peki bakın ayete bakın. Müthiş bir çürütme var burada. Allah hiçbir benliğe yaratılış kapasitesinin üstünde büyük yük yüklemez. Bakara suresi 286. Ama bu işleyiş ne? Kulunun ne yükleneceğini bilmeyen bir Allah yaratıldı. İki, alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberin aklının yetmediği diğer bir peygamber tarafından akıl aldığı çıktı ortaya. Daha orası da var. Peygamber Allah'la pazarlık yapıyor. Bunlar Emevilerin uydurmaları ve beş vakit namazı resmileştirmek için çıkardıkları şeylerdir. Allah bir kulunun ne yaptığını bilir. Der ki bunu yap, bunu yapma. Pazarlık yapmaz. Neden beş? Direkt emreder. Neden beş? Emeviler çok akıllılar. Beş vakit insanları mescide getirirlerse istediklerini aşılığa vereceklerini biliyorlar onun için. Dua edin 5 vakit. Ya, çünkü sistemleştirdi, sistem olduğu için ona göre de hikaye uydurmak zorundaydılar. Bakın dikkat edin. Çok önemli bir şey atladık. Asıl önemli olan nokta. Peygamberimiz gökyüzüne çıkıyor değil mi? Gökyüzünde bir Allah varlığı ortaya çıktı. Hani Allah her şeyden münezzehti. Mekan oldu. Gitti buluştu, konuştu. Ama Kur'an'da peygambere diyor ki ben size şah damarınızdan yakınım. Peygamber gökyüzünde buluşmaya gidiyor. İsa çelişkiye bakın. Söylüyorlar. İsa da gökyüzüne çıktı diyorlar. Hı-hı. Ama arkeologlar araştırma yapıyor. Ortaya çıkılıyor ki gökyüzüne çıkan falan yok. Ne kimden gökyüzünden bir şey gelir ne de gökyüzüne bir şey çıkar. Gökyüzünden maksat başka bir şey. Bakın gökyüzü denilen şey insanın akıl evresinin en üst mertebesidir. Zahiri gökyüzünden bahsedilmiyor. Nereye göre gökyüzü? Buraya göre gökyüzü. Çünkü miraç yükselmek demektir. Yani. Miraç kelimesi merdiven yükselmek. Miraç kelimesinin anlamı mim evvel ahir bilgisi demektir. Mim bilgi anlamına gelir. Ra nurdur. Cim akıldır. Aklın Allah'ın nuruyla en üst bilgiye ulaştığı noktadır. Ve miraç nerede biliyor musun? Kişinin kendisinin kendisine yaptığı yolculuktur. Başka yer değil. Tamam. Alevi anlatısındaki miracı da bu arada miraç kapsamında bahsedersek. Ediyorum şu anda. Biliyorum. Kırklar sema olayı da. Kırklar mı? Evet. Yalnız peygamberin bir miracı yok. 118 miraç var. Her sure. Miraç yükselmek demek. Yani peygamberle ilgili şöyle bir söz söyler. Her gün 70 defa tövbe ederdi. Yaptığı hatadan değil, mertebe yükselme noktasında. Alevi miracı, daha doğrusu Alevi toplum miraca bakışı şu. Peygamberin kendisinin kendisindeki yolculuğudur. Sen seni bilirsen kainat sende bir nokta, sen seni bilmesen sen kainatta bir noktasın. Madem kainat sende bir nokta oluyor, başka yere gitmeye gerek yok ki. Ağacın sırrı çekirdekte midir? Çekirdeğin sırrını bilen ağacı keşfetmiş midir? O zaman insanı da sır olarak bilen kainatı çözmüştür. Bir yere gitmeye gerek yok ki. Küçük büyükte, büyük küçükte saklıdır. İşte peygamberin yaptığı şey, bakın güzel canlar, hikaye şu değil mi? Peygamberimiz Hira Dağı'nda, Nur Dağı'nda, Hira Mağarası'nda. Hira dedikleri yer bir yer ama Hira insanın kendisi. Hu o demektir. Ra nurdur. İnsan bir dağdır. Kendi karanlığınızdan nuru çıkarırsanız gerçekliğe varabilirsiniz. Geldi diyor ki Cebrail sıktı. Oku. Rabbin adıyla oku. Dedi ki ben okuma. Peki peygamberin önünde zaten kitap yok. Ne okuyacaktı? Bu da bir çelişki yok mu? Kendisini okuyacaktı. Çünkü insan en büyük kitap. İnsanın kendisine dönüp kendisini okuması lazımdı.
Tevrat'ı okuyor olamaz mı? Olamaz. Olamaz. Çünkü bakın eğer onun önünde Tevrat olmuş olsaydı ayet şöyleydi. Ya Muhammed, Rabbin adıyla Tevrat'ı oku olurdu. Ayet bu şekilde gelirdi. Unutma ki Tevrat da yine insan kemaletinden çıkan bir kitaptır. Orası öyle ama yani kendisi yeni bir şey koyacak ortaya. Kendisi yeni bir şey koymadı peygamberimiz. Hiçbir peygamber kendiliğinden bir şey koymaz. Peygamberler ancak Allah'ın vahyi ve yolladıklarını yükümlüler. Çünkü ayetler net. Ya Muhammed sen tebliğcisin. Buna memursun. Eğer ki kendiliğinden getirmiş olsaydı o zaman hepimizin boşuna Muhammed'i konuşmamızın bir anlamı yoktu. Çünkü bir insanın yasası olurdu. Veya da diğer var olan bilim adamlarının veya birilerinin yazmış olduğu kitaplar gibi normal bir anlayış olurdu. Alemlik ve bütün yani insanlık alemi ya da din şeyi hem fikir mi? Yani Kur'an'ın tek bir kitap olduğunu, Tevrat'ın tek bir kitap olduğunu, bugünkü İncil'in tek bir İncil kitap olduğunu, Allah'ın kitap olduğuna şey mi? Ney mi? Yani hem fikir mi? Şimdi hem fikir olmuş olsaydı bu ayrılıklara gerek olmazdı. Birinci bölümde dediniz ki 400 tane haham toplandı. Yani bir konsey kurdular, bir komisyon kurdular. Hemen bir şey söyleyeyim. Bunlar, bu İncil için de söylenir aynı şeydir. Yani İzni konsili. Bunu 3'e veya 4'e indirildiği söylenir. Yani söylenir. Yani çünkü şeyi yok, ispatı yok onun için. Hemen ben size şunu söyleyeyim. Ya Müslümanların bir tezi de biliyorsunuz yani bu konularda yani evet Tevrat, İncil Allah'ın kitabı da ama az bugünkü İncil Tevrat aslı değil. Onun için yani Müslümanlar şeylerin, Yahudilerin, Hristiyanların bugünkü İncil'e, Tevrat'a göre hareket ettikleri için cehennemlik olacağını söylüyorlar. Bu da onların şeyi, savunusu. Şimdi dikkat edin. Yanlış mıyım yani? Bakın şu anda bir savı söylediniz değil mi? Müslümanların bir tezini ve savını söylediniz. Evet. Fakat Müslümanların bu tezi ve savı niye Kur'an'da yok? Hı? Bir Müslümanın bir sav yapması ilahi kitabında yoksa o zaman boş bir sav anlamına gelir. O zaman peygamber sürecinde İncil ve Tevrat noktasında bunlarla ilgili suçlama gelmeliydi ve bu şekilde ifade niye ifade etmiyor? Eğer ki bütün insanlık bu noktada toplanmış olsaydı zaten bu kadar ayrılık ve gayrılık gerek kalmazdı. Bir. İkincisi, Tevrat'ın, Zebur'un insanlar tarafından değiştirilmiş olması, Allah katında da değiştirilmiş veya da onu bilen peygamberler tarafından değişikliğini uğratmaz. Bir orijinal olması lazım, onu demek istedim. Şunu söyleyeyim, bu kitapların her zaman bir orijinali vardır. Ya ulaşılmıştır ya ulaşılamamıştır. Bunu en basitine dikkat ederseniz Hazreti İsa'nın da yanlarında bulunduğu Yahudilerin başka bir mezhebi daha var. Lut Gölü'nün çevresinde bulunan Eseniller. Onlar da tomarlara gömmüşlerdi ve yeni yeni bulundu bunlar, ortaya çıkarıldı. Barnabas İncil'i var. Barnabas İncil'i var. O Barnabas İncil'i diğer İncil'lerden biraz daha farklı. Thomas İncil'i var. Barnabas İncil'i hatta şu anda sanırım Roma'da gizli bir şekilde tutulmaya çalışıyor ama maalesef deşifre edildi o. Şey, Genelkurmay'da da var. Bir şekilde gelmiş bir olguyla. Şunu söyleyeyim. Hakkari'de de bir şey bulmuşlar. İlahi yasa, şimdi Kur'an ve ilahi kitaplar dediniz değil mi? Güzel canlar. Kainatın kendisi bir kitaptır. Kainattaki her varlık bir ayettir. Güneş bir ayettir, ay bir ayettir, elma ağacı bir ayettir. Siz buradaki var olan ilahi yasayı bu Kur'an'ı değiştiremezsiniz. Satır haline gelmiş yazıları değiştirebilirsiniz. Bunun değişmesi mümkünatı var. Ama genel yasanın işleyişini hiçbir güç değiştiremez. Artı o peygamberlere gelen kitaplar noktasında bir değişiklik yok. Hani sonra da insanlar değiştirmiş olabilirler, yapmış olabilirler. Olmuştur da bu.
eğer olmamış olsaydı 4 tane İncil çıkmazdı. Matta, Markus, Luka, Yuhanna. Ama bir şey söyleyeyim. Bugün Matta, Markus, Luka, Yuhanna'yı da okursanız Kur'an ayetleriyle paralel giden bir sürü ayet var. Hangisi eski? Tevrat'ta, Tevrat'ta. Bakın Tevrat'ın Hazreti Musa'nın almış olduğu tebliğ o madde. Allah'tan başkasına tapmayacaksın. Allah'tan başkasına kurban kesmeyeceksin. Hırsızlık yapmayacaksın. Adam öldürmeyeceksiniz. Size bir şey söyleyeyim mi? Allah'ın yasası dediğiniz yasa zaten 15 tane maddeye geçmez ki. Gerisi teferruattır. Önemli olan insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyecek temel hak ve hukuk maddeleridir. Buyurun. Hocam, dünyada ne varsa sizin anlamınıza, dini anlama göre Allah yarattı. Değil mi? Hayrı da şerri de Allah yarattı. Hayır, hayrı Allah yarattı. Şer insanın kendisinden. İşte, insanı da Allah yarattı. Tamam. Evet. Ama kuluna da demedi ki şer yap. Yok. Kuluna tam tersi peygamberler kitaplarını İnsan göndererek iyiliği ve güzelliği emretti. Tamam. İnsanı kim yarattı? Allah yarattı. Allah yarattı. İnsanın içinde şer vardı diyorsun. Ama Allah'ın yarattığı. Şunu söyleyeyim size. Sonra diyorsunuz ki cennet cehennemi böyle de yoktu ama böyle bir uydurma şey diyorsunuz ki daim insanı nezarette saklama ölçüsünde bu cennet ve cehennem. Eğer bunu götürürseniz de öyle bir şey dünyanın nizamını bozdular. Yani böyle bir anlama geldi. Hayır öyle demedik. Kesinlikle ahiret gününün olacağını, sorgu sualinin olacağını. Çünkü dikkat edersen Bakara suresi 62'yi anlatırken Allah'a ve ahiret gününe dedik. Burası çok cennet, önemli. Cennet cehennem insanın içinde olamaz mı? Bu dedi. O zaman cennet cehennem sizin içinizdeyse bugüne kadar yapılan hayır ve şerleri nasıl yapacaksınız bilemiyorum. Onun adaletini nasıl sağlayacaksınız? Veya da bir kapitalistin binlerce insanı sömürmesine veya da kapitalistlerin binlerce çıkarları için milyonlarca insanı öldürmelerinin adaletini nasıl sağlarsınız? Sağlayamazsınız. Benim yaptığım her şey benim için cennetleri. O ayrı bir şey. Bakın şöyle bir şey diyebilirsiniz. Cenneti de burada kazanırsınız, cehennemi de. Cenneti nasıl kazanırsınız? İyilik ve güzellikler sizin cennetiniz, şerler de sizin cehenneminiz olur. Pir Sultan'ın dediği gibi ateşi buradan götürürsün. Evet. Yani dine ibretle yanaşanda cennet cehenneme inanmak olan. Tabii. Nasıl? Zaten şunu söyleyeyim. Eğer ki idrakla yaklaşmasan cennet ve cehennem diye bir şey olmaz. Çünkü Allah adildir ve adalettir. Yeryüzünde herkesin yaptığını, çünkü Zilzal suresi 7 ve 8, kim zerre kadar hayır işlerse karşılığını görür, kim zerre kadar şer işlerse karşılığını görür. Ama ağır nece inanır ki öğlenden sonra bir cennete düşecek, cehenneme düşecek. Bu bir işte. Şunu söyleyeyim, ha, o noktada şunu diyebilirsin. Bakın güzel canlar, siz ateşten korkuyorsunuz. Ateş var mı yok mu? Şimdi bu bir mecazi anlatımdır. Neden? İnsanı en büyük acıyı veren nedir? O ayrı bir şey. Şimdi oraya geldi. Ateş. Bak şimdi Allah'ın bir şeyin acısını size ifade edebilmesi için maddesel aleme dökmesi gerekiyor. Yani o ateşin acılığının hissiyatını vermesi lazımdı. Bir insan gerçekten yandığı zaman müthiş acılar içerisinde kalır. Bununla, tamam mı? Bununla tasvir ediyor. Bakın böyle bir azap var önünüzde. Çünkü eğer başka bir şeyle tasvir etmiş olsaydı insan bunu kavrayamazdı ki. Algılayamazdı ki. Bunlar müteşabi ayet. Tabii bunlar şeyi, insanın bu örneklerle kavrayabilip olguyu görmesi en büyük açık vicdandı. Zaten cennet ve cehennem dediğimiz, bakın cehennem, cin hepsi aynı kök. Sadece sonra değişiklikler var. Yani cen denilen şey anne karnındaki çocuğun evreleridir. Bakın çocuk anne karnında cenneti yaşar. Çalışmadan, çabalamadan bir kordonla bütün şeyleri alır. Bak Nuh tufanı dedikleri şey çocuk su içerisindedir. Adem cennette kovulduğu zaman ağladı dedikleri şey doğumla birlikte çocuğun ağlaması. Çünkü zahiri aleme düşmesi, yeme içme alemine düşmesi noktasıdır. Şey noktası, o azap dedikleri noktası hissiyat olarak cehennem yaşaması. Mesela şey diyor, cennet ve cehennem nerede? Şimdi Allah'ın tayin etmiş olduğu özel bir mekan yok ki. Onun mekanı olduğu her yerde o işler. Çünkü o her şeyi çepeçevre kuşatandır. İcdan varsa hepsi oradadır.
Zaten biz de onu söylüyoruz. Vicdanı olmayan adamın Allah'ı olmaz. Evet. O zaman hocam ölenden sonra insan da cennete düşür mü cennete? Valla iyiliklerin varsa cennete düşüyorsun. Kötülüklerin varsa cennete düşüyorsun. Şimdi burada yani bir çelişki var hocam. Söyle. Bakın şimdi siz vicdanı olmayan insanın diyorsunuz. Şimdi bugün bakıyorsun dünyaya, bizim özellikle Müslüman coğrafyasına. İnsanlar vicdansız, vicdan yok. Var mı vicdan? Bu vicdan olsa bugün gözyaşı olur mu, acı olur mu? Görüyoruz, var, olur mu? Biz en baştan bizim başbakanı tut, cumhurbaşkanını tut, ne bileyim, parti liderini tut, Arap dünyası, Suudi Arabistan'ı tut. Bugün gelirlerinin yarısı, %50'si petrol gelirlerinin dünyadaki yaşanan savaşların finansmanı için harcanıyor. Bunlar da işte ne diyor, Müslümanım diyor, ben diyor işte peygamber soyundan geliyorum diyor. Yani çelişkiler dünyası. Yani insan okudukça, sordukça, soruşturdukça apayrı bir sorular aklına geliyor insan. Şunu bakın. Çelişki çok yani, çelişki çok. Yani sözden çok uygulama, yaşamdaki uygulama önemli. Şunu söyleyeyim. Bakın, sizin pratik. Güzel canlar, sizin teorik bir şey olduğunuzu, pratik önemli. Kendinizin bir şey olduğunu söylemeniz önemli değil. Söylediğiniz pratik. De yaptığınızın aynı olması önemli. Bu benim bahsettiğim. Vicdan dediğimiz bu. Şey, yaptıklarını teraziye koyar, kendini sorgular, sonra öz eleştirisini verir ve kendisini düzeltir. Vicdan bu işe yarar. Eğer ki vicdan olmazsa, o merhamet, şefkat ve vicdan duygusu olmazsa insan zalimleşir. Zulmeder. Ve düşünün, eğer bu insanlarda vicdan olsaydı, kapitalistler bütün varlıklarını yeryüzüyle paylaşmış olsaydı, üretim ilişkileriyle sizce sömürü olur muydu? Olmazdı. Ya olmazdı bu. Cennet insan olurdu. Dünya cennet olurdu. Ya. Aynı az önce sizinle ilgili görseli konuştuk ki Kur'an'ın da emeller döneminde değiştirildiği, asıl Kur'an'ın yakıldığı şeyi var, tezleri var. Buna ne diyorsunuz? Hemen açıklayayım. Önce şurayla başlayalım. Kur'an'ın değişiklik süreci Osman dönemidir. Evet. Ama toplanma. Şunu söyleyeyim, toplanma dönemi. Osman'ın, bakın tarihe bakalım, 632 peygamberimiz, 634'e kadar Ebu Bekir, 644 Ömer, 656 Osman, 661 Hazreti Ali. Eğer ki Ömer döneminde Kur'an değiştirilmiş olsaydı, Osman'dan sonra iktidara gelen Şah-ı Merdan Ali'dir. İmam Ali'nin buna müdahale etmesi gerekmez miydi? Sırasıyla geleceğim. Oraya da geleceğim. Ama Osman bir şey yapıyor. Bakın musaf demek iki kap arasına getirmek demektir. Sayfaları iki kap arasına getirmek demektir. Sebebi ne? Horasan bölgesinde kağıt olduğu için kağıt getiriliyor. Ve kağıtla birlikte Kur'an ayetleri artık kağıtlara yazılmaya başlanıyor. Papirüs. O zaman toplanma var. Aslında o, tam ne dönem şeydir? Osman dönemidir. Başlangıç dönemi. Ömer döneminde fethiler var. Ha, Maveri'nin yerine kadar. Şimdi Hazreti Ali'den sonra Muaviye geliyor değil mi? Yalnız Ömer'in bir değişikliği var. Ömer Kur'an'ı Osman Kur'an'ı değiştirmiyor. Kur'an sürelerin yerini değiştiriyor. Karma karışık ediyor. Sebebi ne? Çok akıllıca. Çünkü Kur'an'ın geliş sırası çok önemli. Bunu örtmek için tabii. İniş sırası çok önemli. Bunu örtmek için müthiş bir oyun. 6 kişilik bir ekiple yapıyorlar bunu. Hazreti Ali'nin hazırlamış olduğu Musaf'ı da kabul etmiyor. Reddediyorlar. Ve İslam dünyasının bu kadar acı çekmesinin temel nedeni 3 halifedir. Üç halifedir. Ebu Bekir, Ömer ve Osman'dır. 25 seneyi kaybetmeseydik. Temel sebebi. Gelelim, devam edelim. Hazreti Ali 661'de Hakk'a yürüdü değil mi? 670 tarihinde İmam Hasan Hakk'a yürüdü. 680 tarihinde İmam Hüseyin Hakk'a yürüdü. Bu değişiklik olmuş olsaydı imamlarımız buna şer koyup buna göre bir söylem bulunmaları gerekmez miydi? Gerek. Çok güzel. 750 tarihinde Abbasiler kuruldu ve o dönemin en büyük alimi İmam-ı Cafer-i Sadık'tır. Bakın Emeviler bitti. Ve bu dönemde 4000 tane talebe yetiştiren kişi İmam Cafer-i Sadık'tır. Kimya, astronomi, dini bilgiler noktasında çok yetkin kadrolar yetiştiriyor.
765 tarihinde Hakk'a yürüyor. İmam Cafer-i Sadık'ın buna şer koyması lazım ve bunu kabul etmemesi lazım. Güzel canlar, Kur'an'da değişiklik yok. Sadece süre yerlerinin değişikliği var. Peki Hazreti Ali'nin o şeyi nereye gitti? Hazreti Ali'nin Hazreti Ali'nin şeyi kendi çocuklarıyla, çünkü emanetler İmam Hasan'a, İmam Hüseyin'e, Zeynel Abidin'e, sırasıyla imamlarımıza ve bu kanallarda seyitlerle birlikte devam etti. Hazreti Ali sadece Kur'an yazımı yapmıyor, tefsir de yapıyor, bir de tembil yapıyor. Meal, bir şeyin karşılığını başka bir dille yazmak. Tefsir, ayetlerin için nasıl geldiğine dair bilgi vermek. Tembil ise ayetlerin içsel manalarını dökerek yazmak. Tabii. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde buna Kur'an'da muhkem ve müteşahbi ayetler ve ancak bunları da ilimde derinleşmiş olanlar. Tefsirler zaten bu kafa karışıklığının en büyük nedeni ilmi olmayanların kendilerine göre yorumlar yorarak, zaten mezheplerin çıkış nedeni bu. Evet. Ve bu kafa karışıklığı hala devam ediyor. Bakın İnsanoğlunu, bugün düşünün İsveç'tesiniz değil mi? İsveç'in bir anayasası var mı? Ama hiçbir hukukçu aynı şekilde yorum etmez. Aynen öyle. Buyurun bacım. Hocam, bir erkeği Allah görendirebilendir. Bunu takdir edersiniz. Kesinlikle. Hocalı hastalarını bilirsiniz. Böyle hocalı hastalar oldu Azerbaycan'da. Bebeğe de doğulmamış, anasının karnından çıkarttılar ve öldürdüler. Allah bunu bilirse, görürse niye onun olmasına izin verir? Hı-hı. Çok güzel. Zaten en büyük çelişkilerden bir tanesi de budur. Sorunu. Bakın güzel canlar. Yaratılış noktasından sonra yeryüzünde zahiri alemdeki işleyiş insanoğlunun iradesine bırakılmıştır. Hak sende mi? Ha. Çok güzel. İşte sen o hakkı fark edemediğin için o zalimliği yapıyorsun. Allah beni yaradı ve bak, her şeyde seni yaratır. İdare edir. Dinle bile de ki Allah idare edir. Seni. Dikkat et, yeryüzünü Allah insan yeryüzünü yarattıktan sonra yeryüzünün yaratılışını insanoğlunun eline bırakıyor. Diyor ki yeryüzüne bir halife yaratacağım. Halife hak ve adaletle hükmetmeli. Sen halifeliğini bilmiyorsan işte zulümlük oradan çıkıyor. Allah sana demiyor ki yap. Çünkü işleyiş varlıkla sağlanıyor. Halife mi yani? Eğer ki bütün insanlar hak ve adaletle hükmetme noktasına gelirlerse hepsi bir halife. Kendini bilen insan bir halife. Yani devleti yönetenler hepsi bir halife diyorsun. Ama dikkat et. Hak noktasında. Hak noktasında. Yani Hitler'e sen halife diyemezsin. Biri şeytanın halifesidir. Biri de Rahman'ın halifesidir. Önemli olan Rahman'ın halifesi olabilmek. Hak ve adaletle hükmedebilmek. Yani, peki şeytanın mesela burada daha teolojik şeylere girersek bir arkadaşımız da sormuştu o konuda. Mesela Allah'ın şeytanla affedersiniz yani kendi yarışması, bir yarışa girmesi ne nasıl açıklıyorsunuz gibisinden. Halbuki böyle bir iddia yok yani İslamiyet'te. Eğer yeri gelmişken onu da açıklayalım. Yani şeytan neden düşkün olmuştur, neden kovulmuştur? Allah'ın sevmediği insanda en büyük özellik benliktir. Kibirdir. Çünkü şeytanın kovulma nedeni benlik ve kibirdir, egodur. Şimdi öyleyse benlik yoksa menem önemli. Çünkü insanın benliği olmalıdır da. Benlik. Şimdi o benlik başka, benlik kişinin kendisini her şeyin üzerinde görme egosudur. Egoizm. Bencillik. Bencillik. Hatta Alevi toplumu şöyle der, benliğe lanet olsun der. Ben dediği zaman der ki benliğe lanet olsun. Benlik tek bir varlığa yakışır. Allah'tan başka hiç kimse benliğe layık değil. Hazreti Musa'nın Tur Dağı'nda çok güzel bir şey var. Diyor ki Allah'ım ben onlara gideceğim ama nasıl gideceğim? Ben olan ben. Hiç duydunuz mu bu sözü? Ben olan ben. Ve gelip Yahudilere, o İsrailoğullarına bunu söylediği zaman diyorlar ki sen bunu nereden biliyorsun? O benimle konuştu. Bu çok önemli bir tabirdir.
diğer konu neydi tam? Şeytanın konu. Şeytan. Şimdi bak. 10 dakikamız var, unutmayalım. Tamam. 10 dakikamız mı var? Evet. Kainatın zahir aleminde, bakın batın aleminde iyi ve kötü yok. Bu aleminde neyi var ne kötü var. Hüsnü mutlak, hüsnü güzellik. Orada şer yok, kötülük yok. Allah mertebesinde yok. Halk aleminde, yani zahir görünen alemde zıtlıklar var. Kainat zıtlıkların birliğiyle işler. Tezatlıkla işler. Şeytan dediğiniz şey var olan yaratılışta zuhur aleminde çıkacak olan negatifliklerdir. Bak dikkat et. Sen nefsinle uğraştığın zaman şeytanla uğraşıyorsun. Doğru mu? Ama iyilik ve güzellikler yaptığın zaman da Rahman tarafını işliyor. Bu anlatılan olgular aslında kişinin kendisinde yaşadığı olguları ifade etmek içindir. Allah Adem'i yarattı. Doğru mu? Allah Adem'e ne yükledi? Akıl. Dirlikler. Peki şeytan ne dedi? Kabul edersin. Niçin ama bak. Dedi ki onu topraktan yarattın, beni dumansız ateşten. Bak şimdi dikkat edin, dumansız ateşle ateş ayrı şeylerdir. Radyasyon nedir? Kanser. Dumansız ateştir. Bak sizde 36 derecelik ısı var. Niye buhar vermiyorsunuz? Dumansız ateş denilen bir çok incedir bu. Onu diyor topraktan, beni ise ateşten yarattım. Ben ondan üstünüm. Ama bir şey unuttu. İnsanda hem ateş vardı, hem su vardı, hem toprak vardı. Bak dikkat, dört elementin hepsi vardı. Ama şeytanda tek bir element var. Ateş. İki, insana ruhundan üfledi. Şeytan benliğinden insanda hakkın nurunu göremedi. Sizin ruhunuz size ait değil ki. Allah'ın bir nefası. İnna lillahu, inna ilahu raciun. Allah'tan geldik. Allah'a geri döneceğiz. Ruhun döneceği yer neresi? Geldiği yer. Peki, Allah kendi nurundan, ruhundan üflemişse size ait olan ne? Size ait olan sadece düşünceleriniz, başka bir şey değil. İnsanı bağlayan tek bir şey var ve kendisine ait olan tek bir şey kendi düşünceleridir. Ve cezanın özgür noktası özgür, özgür iradesi. Tabii. Ama bir şey söyleyeyim. Ben tevhidi şeytandan öğrendim. Çok keskin bir söz değil mi? Mesela. Demedi ki Allah'ım ben seni inkar ediyorum. Dedi ki yarattığına tapmıyorum. Dedi ki senden başkasına ben kulluk etmem, başkasına tapmam dedi. Tevhide baksanıza. Evet, çok. Çok ince bir nokta. Ne inanmış. Ama şunu unuttu. Allah nurundan üflediği için o nuru, işte kör şeytan, kör gözlü şeytan dediği nokta benlikten o özün içini göremediği için. Onun için benlik iyi değil. Benlikten kurtulmamız lazım. Aynen öyle. Zaten Allah'ın sevmediği en kötü unsur. Bu içsel çatışmadan dolayı, insanın iki unsur arasında çatışmasından dolayı bu şekilde anlatılır. Ben size şu sadece örnek vereyim. Bir, size anlatılan Adem ve Hava hikayesi bildiğiniz gibi değil. Ya ama şimdi Sümerler zamanımız yok, çok dar. Yani, açık söyleyeyim. İki, bir şey daha söyleyeyim. Normal dinsel insanları dinlediğiniz zaman bütün insanların kardeşe evlenip çoğaldığı söylenir. Reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Biz ensest ilişkinin çocukları değiliz. Eğer kabul ederseniz ensest ilişki olur. O çıkar ortaya, tabii. Tabii. Bunu reddediyoruz. İnşallah başka bir zaman. Ama Tevrat çok kabul ediyor. Böyle. Tabii Tevrat'taki kabul ediş ve sünnilikte kabul ediş böyle. Ama Ehl-i Beyt ekolü bunu kabul etmiyor, reddediyor. Daha çelişkiler ortaya çıkıyor şimdi. Tabii, reddediyor. Çünkü kardeşle kardeş evliliği yok. Lüt olayını. Lüt olayını. Şey var, Adem'i hala havayı yaratacak var olan Allah'a, diğerlerin eşlerini yaratacak bir gücü yok. Dikkat edin, Meryem erkeksiz doğum yapıyor değil mi? O zaman Adem'in kız çocuklarında da böyle bir üreme noktası olabilir. Onu şimdi soracaktım ben size. Hı? Adem Havva, bir de çocukları tabii var. Tabii. Onun için çok bunlar şöyle bir şey. Bunları ancak batini ve tasavvuf noktasında konuşabiliriz. Evet. Demin bana sorduğunuz soruların hepsi zahirdi. Bir de bunun içsel batını olan
noktalar var ki, ama böyle kısa bir sürede, zaten bir 5 dakikamız kaldı. Evet. Ben bir şey söyleyeyim, tamam. Davet ettiğiniz için başkanım size, Cemal'im size çok çok teşekkür ediyorum. Burada çok güzel insanlarla tanıştık. Hepinize aşk ve niyaz ediyorum. Hak ve yar ve yardımcınız sizdir, kılavuzunuz olsun. Allah sizden razı olsun. Buyurun hocam. Şimdi.